Seni seviyoruz diyen anne ve babalardan nefret ediyorum. Ulan Lale, sevme. Sevme lan. Sanki elindeymiş gibi sevmemek. Benim de evladım var. Öyle kolay değil. O sevgi zaten öyle bir sevgi ki o. Yani anladın mı? O senin içine konuluyor zaten. Yani o bir maharet değil yani. Benim oğlan daha 2-3 aylıkken ben kütüphanede oturuyorum. Öyle bana birden böyle geldiler. Ulan dedim 8.000 9.000 kitabım var. Oturmuşum böyle yazıyorum çiziyorum falan. Bundan bir 10 sene önce. Ulan dedim iki tane melek gelse dese ki aga senin oğlanın 10 tane güzel parmağı var. Parmakların küçüğünün ucundan bir tırnak alacağız. Öyle. Biz öyle yapacağız. Niyesi nedeni yok. Eğer bunu yapmamızı istemiyorsan senin bu kütüphaneyi yakacağız. Komple yakacağız. Benim kütüphaneyi. Bütün hayatım mağarım orada ya. Altını çizdiğim şu bu falan filan. Bir daha falan alamam da. Maddi imkanım da yok. Ömrüm orada ya. Bütün ölümüm de orada. Ölümsüzlüğüm de orada. Yaşamım da orada. Size bir şey söyleyeyim mi? Saniye tereddüt etmeden kütüphaneyi onlara veririm. Yakın. Bu cevabı verebileceğimi varsaymam yani 3 saniyemi almadı. Ve bir an dehşete kapıldım. Gecenin bir vakti oğlan tısır tısır uyuyor. Gittim bizim uşağın yanına. Vay dedim evlat sen nereden çıktın geldin? Bu nasıl bir istiladır? Moğol halt etmiş. Hasan Sabbah bok yemiş. Ruhumu ele geçirmiş pezemek. Canım evladım benim. Canım. Pezemenki pası kuvvetli olan anlamında kullandım. Kaç yıl boyunca bir kız, bir kadın, bir anne ve işte bir işte eşinin kocası sıfatıyla yaşam sürmüş. Kaç yıl? 60 küsür yıl. Ve bu yıllar boyunca ne yapmış? Kahşamış bir evin hizmetçisi gibi. Çocuklar doğurmuş, çocuklara bakmış, eşine şunu yapmış, işte efendim yemeklerin artıklarını yemiş, onu yapmış, bunu yapmış, bunları yapmış, yaşamış. Son iki yılında ne yapmış bu kadın? Daha o uzun yıllar boyunca hayatında yapmadığı şeyleri yapmış. Ne yapmış? Bir ayakkabı tamircisiyle tanışmış. Orada başka insanlarla tanışmış. Şarap içmiş. Sinemaya gitmiş. Olmadık vakitlerde dışarıda gezmiş. At yarışı izlemek için başka bir şehre gitmiş. Kendisinin çoktan hakkı olan bir evi ipotek ettirip sevdiği bir insana vermiş. Ve bütün bu hikayeye baktığınızda evlatları tarafından, özellikle en yakın kasabada kalan evladı tarafından annemin yakışıksız davranışları. Yakışıksız. Allah Allah. Görüyorsunuz değil mi? İnsan insanın cehennemidir. İnsan insanın kurdudur diyen o İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişen işte o sürrealist, egzistansiyelist anlayışlar var ya. Buna biraz uyuyor belki ama burada şunu belki anlamamız gerekiyor. Gerçekten annelerimiz, babalarımız, evlatlar biz gerçekten birbirimizin sahibi olmak durumunda mıyız? Bir insanın bir insana sevgisi nerede bitmeli? Nerede başlamalı? Bir insan bir insanda nerede durmalı? 2. Özgürlük değil mi? En çok istediğimiz şey. En çok da korktuğumuz şey. Kendimiz mevzu bahisken sıkıntı yok ama bir başkası mevzu bahisken ne kadar çifte standardın, yalancılığın ayyuka çıktığı bir veil deresi. Veil deresi. Veil deresi rivayet odur ki cehennem 7 kat, 7 katta insanların etleri cazır 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 pişiyor. O etlerden damlaya damlaya oluşan bir dere veil deresi. Azabın en kralı orada. İşte o veil deresi tam olarak özgürlük denilen deryada atıyor. Nasıl bir derya o? Mesela ben özgürüm. Ve bu özgürlüğü kullanıyorum. Örnek vereyim. Mesela ben bir aile babasıyım. Özgürüm. Kafama göre işte kazanıyorum, yiyorum, içiyorum, takılıyorum, ediyorum. Ondan sonra da özgürlük noktasında kendi yaşantılarımla sere serpe yaşıyorum. Özgürlüğümün dayanakları var. Çalışıyorum, kazanıyorum. Benim çalıştığım para bilmem ne şu bu falan filan geliyorum, gidiyorum. Hikayeleri biliyorsunuz. Evde evladım var, hanımım var. Herkesin başına Nemrut kesilmişim. İblisin önünde gideneyim ben. Benim özgürlüğüm onların özgürlüğünün engeline dönüşüyor. Onların esaretine dönüşüyorum ben. Çünkü kendi özgürlüğümün içerisinde ne var biliyor musunuz? Onların özgür olmaması var. Benim özgürlüğüm onların esareti,
haline dönüşüyor. Mesela böyle bir baba düşünün. Ya da böyle bir anne düşünün. Ya da her şeye hakkı olduğunu zanneden şımarık ve özgür bir veledin sürekli anne ve babasını üzdüğünü düşünün. Onun özgürlüğü bu sefer anne babanın esaretine dönüşüyor, değil mi? Değil mi? Burada çözmemiz gereken nokta şu. Üniversite yıllarında tek başıma evde kalıyorum. Benim hayatım bu hayatım. Hasta olduğumda, acı çektiğimde bunu ben çekiyorum ve ben öleceğim bu hayatı. Kendi öleceğim hayatı müsaade etsin de birileri kendim yaşayayım, değil mi? Ama yok. Hayır, değil mi? Dolayısıyla bir, biz birbirimizin nesiyiz? Anne adı altında, baba adı altında, kardeş adı altında, amca dayı adı altında, aile ve akraba adı altında birbirini sömüren zalimleriz biz. Bunu bir düşünün bence. İki, birbirine dayanan, yaslanan, güya birbirinden güç alan, güç alan, hadi oradan, birbirini emen vampirleriz biz. Bunu bir düşünelim. Türk aile yapısı nereye gidiyor? Ya bırak Türk aile yapısıymış, bilmem neymiş. Herkesin elinde telefon var artık. Herkesin kendi odası var artık. Şu dünyayı biraz da şöyle yaşadığınız anla görün. Bizim zamanımızda, senin zamanını geç artık. O teraneleri bırak. Artık açık olmamız gereken şey şu. Herkesin kendi ölümüyle kendine raptiyelenmiş, kendine çakılmış ve bizzat da kendisinden sorulacak acısıyla tatlısıyla kendisinde geçen bir hayatı var. Her insan kim kimin neyi olursa olsun işte bu hayata saygı göstermeli. Sevgi teranesini geç, saygı göstermeli. Seversin, ayrı mesele. Ama sevip de saygı göstermiyorsan ve ondan sonra da sevdiğim için diyorsan o mahkemedeki seviyordum öldürdüm hakim bey den bir tık yukarıdasın. Veya aynısısın veya onun bir tık altındasın bile belki. Evet, çok muhterem, nadide, güzide, muazzam, muhteşem ve daha bunun gibi birçok kelimeyle kendisini anmaktan derin zevkler ve hazlar duyduğum kültür ve edebiyat alıcısı. Ne haber? Abone oldun mu? Olmadın değil mi? Onu yap. En baştan onu yap. Ondan sonra daha rahat devam edeceksin. Vicdanen daha rahat olacaksın. Önemli bir kulübe üye olmuş gibi hissedeceksin. Anladın? Bir yerlerinde bir kalkma, bir ılgıt ılgıt, bir esinti falan, anladın? Ne yapacaksın? İşte o diyorlar ya hep. İşte o yani. Sana bu arada en az 100 veya 1000 değişik şekilde abone ol demeyi de ihmal etmeyeceğim. Bunları istersen kendi içinde biriktirip ayrı bir video da yapabilirsin. Evet, şimdi... Evet, iki tane roman konuştuk. İşte şiir yine gündemimize girdi. Tabii bize laf olsun. Beri gelsin yani, sıkıntı yok. Şimdi de Çağdaş Alman Öykü Antolojisi. İki ciltten oluşuyor böyle. Çok harika. Kamuran Şipal çevirisi. Tavsiye ederiz. Cem Yayınları'ndan çıkmış. Burada tabii ki çok bilenler için, çok meşhur, bilmeyenler için ona amına koyayım diyeceği bir isim. Bertolt Brecht ki söylerken bile insan... Hafiften böyle burada böyle fular bitmeye başlıyor. Böyle buradan böyle bir pipo kafaya bir tane. Anladın mı? Öyle, öyle bir entelektüelizm ya. Yok böyle bir şey. Neyse, burada Bertolt Baba'nın ninemin yakışıksız davranışları diye 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. 6 sayfalık bir hikayesi var. 6 sayfalık bir hikayede o kadar güzel bir konu ele almış ki bunu sizler için bir mesele haline getirip kendi içinde bir takım alışverişler yapabildiğimiz bir düşünce cenderesi yapıp inşallah orada da kendimize gelmeye, kendimizden geçmeye çalışacağız. Şimdi burada arkadaşlar ilk paragrafı şöyle bir hemen bir okuyayım. Hikaye hakkında sizi biraz fikir sahibi ve malumat sahibi yapayım. Diyor ki, dedem bu dünyadan göçtüğünde ninem 72 yaşındaydı. Dedemin Baden kentinin bir kasabasında taş baskısı eserler üreten bir atölyesi vardı. 2-3 kalfayla ölene kadar burada çalıştı. Ninem bir hizmetçiye gereksinim duymaksızın evin işlerini çekip çevirdi. Köhne, gaşamış, bu arada gaşamış diye geçiyor. Gaşamış lafına bayılırım. Gaşamış. İçi geçmiş böyle. Köhnemiş böyle, anladın mı? Gaşamış. Günde en az 3 kelimeyi, yani 3 cümle kurun. İçinde gaşamış geçen bir takım insanlara bunu kullanın. Garip bir şekilde mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Ben yapıyorum çünkü. Bunu da böyle aptal ve cazip olsun diye söylediğimi falan zannetmeyin. Abone de olun. Devam ediyoruz. Kaşamış evin üzerine kol kanat gerdi. Evin erkekleri ve çocuklar için yemek yaptı.
Hayat dolu kertenkele gözleriyle ufak tefek sıska bir kadın dininem. Yavaş yavaş konuşurdu hep. 7 çocuk doğurmuş. Eldeki kıt olanaklar dolayısıyla ancak 5'ini büyütebilmiş. Bu da onu yıldan yıla ufaltıp küçültmüştü. Çocuklarından 2 kızı Amerika'ya göçmüş, 2 oğlu da yine kasabadan çıkıp başka kentlere yerleşmişti. Sağlık durumu pek de iyi sayılmayacak en küçük oğul, yalnızca o kasabada kalmıştı. Matbaacılık yapıyor, çok nüfuslu bir aileye bakıyordu. Dolayısıyla dedem öldüğünde ninem yalnızdı evde. Çocukları birbirlerine yazdıkları mektuplarda annesinin bundan sonraki durumunun nasıl olacağı, bundan sonra nasıl yaşayacağı konusunda fikir alışverişinde bulundular. Şimdi buraya kadar anladığımızı şöyle bir toparlayalım. Elimizde bir tane 72 yaşında nineciğimiz var ve bu ninenin hayatıyla ilgili Bertolt Brecht'in burada verdiği detaylar çok rahat annelerimiz veya ninelerimiz üzerinden çok rahat devşirebileceğimiz, anlayabileceğimiz, çok rahat kendisiyle empati kurabileceğimiz bir varoluş biçimi. Evet, kadınlar, kadınlarımız, annelerimiz, ninelerimiz değil mi? O evleri çekip çevirenler, efendime söyleyeyim çalışanlar, büzüşenler, gittikçe evet o gavşamış evle birlikte gavşayanlar, küçülenler ve ondan sonra da kadınların biliyorsunuz erkeklere göre yaşam ömrü daha uzun ve ondan sonra ölen işte efendime söyleyeyim herifler ve geride kalan dul kadınlar, doğurdukları çocuklar, o çocukların başına gelenler ve kısacası aslında bir takım kalabalıkların ardından gelen bir takım yalnızlıklar hayatı. Kalabalıklar, 7 çocuk, 2'si ölüyor, 5'i kalıyor, bir tanesi kasabada kalıyor, diğerleri gidiyor, kocası vefat ediyor. Falan falan falan. Bu hikaye de gördüğünüz gibi alışık olmadığımız hiçbir şey yok. Bu esnada bize diyor ki mektuplarla diyor işte anlaşıyorlardı falan. Bugün de günümüzde ne yapıyoruz? Telefonlar, sosyal medya falan filan. Burada şu detayı atlamayın. 5 kardeş var. Birisi kasabada. Sağlığı biraz daha zayıf olan kasabada ve mektuplarla anlaşıyorlar. Şimdi ve tabii ki nine de evde yalnız kalıyor. Bir ev var ve yalnız kalıyor. Şimdi bunu aldıktan sonra devamında işte çocuklar ne yapıyor? Tabii ki biliyorsunuz ihtiyarlar vefat ettiklerinde onların bıraktıkları imkanlar nedir bunlar? İşte arsadır, arazidir, şudur, budur. Hani anlatabiliyor muyum? Ne yapar? Başlar hikayeler, kavgalar. Çünkü gençler vampirdir anladın mı? Onlar hayata devam edecek ya. Emmeye, karlı çıkmaya. Bu hep böyledir. Hayatın doğası. Yapacak bir şey yok. Çocuklar kendisine böyle yapayalnız yaşayamayacağını yazmışlarsa da annesinin, annelerinin buna hiç aldırış etmediğini görünce seslerini çıkarmamış, ona her ay biraz para yollamakla yetinmişlerdi. Nasıl olsa matbaacı kardeşleri de kasabada annelerinin yanında bulunuyordu. Ne yapıyorlar? Anneleri yapmayayım mı? Anneleri kasabada devam ediyor. Bakıyor ki çok da öyle hani şey değil. Hani yalnızlığını da idare ediyor. Kasabada da nasıl oldu kardeşleri var. Yani burada da yine vicdanları, içleri, güçleri rahat. Eyvallah. İkinci kısım bu. Sonra bu en küçük kardeşleri arada bir yazdığı mektuplarda annelerin durumu hakkında kendilerini bilgilendiriyor. Yani kasabada bulunan kardeş diğer kardeşlere artık kocası vefat etmiş bu ninemizle yani anneleriyle ilgili mektuplar veriyor. Yani biz mektuplarla değişik değişik, garip garip, ilginç ilginç hareketler yapan bir nineye şahit oluyoruz. Neymiş bunlar? 3 ayda ancak 2-3 kez oğlunu gidip görüyor, üzümsü meyvelerden marmelat yapımında gelinine yardım ediyordu. Genç kadın kayınvalidesinin bazı sözlerinden oğlunun küçük konutunu kendisi için fazlasıyla dar bulduğunu çıkarmış, matbaacı kardeş de ağabeylerine yazdığı bir mektupta bundan söz eden cümlenin arkasına bürünlemiş halde kondurmaktan kendini alamamıştı. Yaşlı kadının şu sıra ne yaptığına ilişkin olarak babamın yönelttiği bir soruyu ne yapacak sinemaya gidiyor diye yanıtlamıştı kısaca. Yani evet bunlar oldu, şunlar oldu, evet dolayısıyla annemiz yalnız kaldı, evet o kasabada kendisiyle beraber yaşayan oğlunun evine arada uğruyor, gidiyor, geliyor ve oğlunun diğer kardeşe yazdığı mektupta ne yapacak? Sinemaya gidiyor. 72 yaşında kadın sinemaya gidiyor, evet. Bunun alışılmış bir şey olmadığını anlamak en azından çocukların bunu böyle bir gözle bakmalarını doğal karşılamak gerekiyor diyor. Sinema 30 yıl önce henüz bugünkü durumunda değildi diye anlatıyor ve diyor ki devam ediyor. Tek başına yaşlı bir kadının böyle yerlerde dikkati üzerine çekeceği kuşkusuzdu. Anneleri sinemada tek başına 72 yaşında kadın sinemaya gidiyor ve orada kuşku çekiyor. Yani dolayısıyla annelerinin böyle yapmaması gerekiyor.
diye düşünülüyor değil mi? Kim düşünüyor bunu? İlk önce orada bir kere en yakından aynı şehirde kendisine lafın ilk elden geleceği kardeş. Sonra mektupların gittiği diğer kardeşler. Devamında tabii sinema devam ediyor. Sonrasında yine diyor ki kaldı ki ninem kasabadaki matbaacıoğluyla düzenli görüşüp konuşmadığı gibi bildik normalde demin ne yapar? Yalnız kaldı ah oğlum vah oğlum onun yanına gider oğlu onun yanına gider. Yo ninemiz hiç de böyle bir şey yapmıyor. Ne yapıyor peki? Bildik tanıdıklarından kimsenin ziyaretine gitmiyor. Kimseyi de evine davet etmiyordu. Kasabadaki kadınların kahve toplantılarına da asla uğradığı yoktu. Oysa sık sık kalkıp bir ayakkabı tamircisinin atölyesine gitmekteydi. Ne? Ayakkabı atölyesindeki bir tamircinin yanına gidiyor nine. Oysa sık sık kalkıp bir ayakkabı tamircisi atölyesine gitmek. Atölye sefil hatta biraz kötü isim yapmış bir sokakta bulunuyordu. Özellikle ikindi üzerileri ayak takımından çeşitli insanların, işsiz garson kızların ve zanaatkar olanların gelip takıldıkları yerdi burası. Ayakkabı tamircisi orta yaşlarda bir adamdı. Dünyada gezip dolaşmadığı bir yer kalmamış ama bir varlık sahibi de olamamıştı. Söylenenlere bakılırsa içiyordu da. Ninemin kendisiyle düşüp kalkacağı biri değildi kuşkusuz. Bunu mektuplardan öğreniyoruz yani. Matbaacı kardeş bir mektubunda bu noktaya annesinin dikkatini çektiğini ama ondan çok soğuk bir cevap aldığını belirtmişti. Ayakkabıcı görmüş geçirmiş bir adam olmuştu ninemin yanıtı. Aklına yatmayan konularda ninemle konuşmanın yolu yoktu diyor. Dedemin ölümünden yaklaşık 6 ay sonra matbaacı kardeşin babama yazdığına göre ninem artık 2 günde bir restoranda yemek yemeye başlamıştı. Abao! Devamında hani öyle bir haberdi ki hayat boyu bir düzine insan için mutfakta yemek pişirmiş, yemekten arta kalanını da kendisi yemiş bir kadın şimdi bir restoranda yiyordu yemeğini ha? Bir kadın bu kadına ne olmuştu böyle? Devam ediyor işte sonra yaşadığı yeni hayata işaretleyen biricik şey de kocasının kabrini görmek için babamla mezarlığa gitmek istememesiymiş. Sen tek başına gidebilirsin demiş babama. 11. sırada soldan 3.sü. Benim şimdi bir yere gitmem gerekiyor. Ninem ölmüş kocasının mezarına da gitmiyor. Oğluna tarif ediyor. Sen git diyor. Devam ediyor. Anlaşılan ömrünün sonu yaklaşmak üzere olduğu bir sıra aile yaşamıyla bağını koparmış yeni yolları izlemeye başlamıştı ninem. Mizah duygusu hayli güçlü babam annesinin keyfine diyecek olmadığını görmüş. Matbaacı amcama da ninemin istediği gibi davranmasını hoş karşılamasını öğütlemişti. Tabii onun için kolay. Uzaktan o yazıyor mektupta. Öbür kardeş evim dar. Annemin evine geçeyim. Anne ona izin vermiyor. Bir takım yerlere gidiyor. Kulağına geliyor falan filan. Burada tabii o detayı da atlamayalım. İyi ama istediği neydi ninemin diyor. Ve arabayla geziyi de trenle yaklaşık 2 saat uzaktaki büyüyecek bir kent olan Kaya yolculuk izlemişti. Kentte bir at yarışı yapılıyordu. Ninem de işte kalkıp bu yarışa gitmişti. Bak sen bir de kasabanın dışında bir takım faaliyetlere de gitmeye başlıyor nine. Devamında yine devam ediyor işte diyor ki burada ninem diyor işte aklının yarısı noksan genç bir kızı da yanına almış. O gün bugün de zeka özürlü kız ninemin hayatında önemli bir rol oynamaya başlamıştı. Kendine böyle bir arkadaş ediniyor nine. Sonra yine devamında ortalıkta dolaşan bir söylentiye göre kızla evin mutfağında karşılıklı tutup birer kadeh şarap içiyorlar. Bir yandan da iskambil oynuyorlardı. Matbaacı amcam şimdi de kıza üzerinde güllerle bir şapka aldı diye yazdı bir mektubunda umutsuzluğa kapılmış. Oysa bizim Anna'nın komünyon giysisi bile hazır değil henüz. Ne yapıyor? Evlat annenin imkanlarını neden bize ayırmıyor da tanımadığı bir kıza ayırıyor diye onu yargılıyor bak. Devam edelim. Amcandan gelen mektuplar giderek senin kanlılıktan uzak bir havaya bürünmüştü. Mektuplarda artık yalnızca sevgili annemizin yakışıksız davranışlarından söz konusu ediliyor. Bunun dışında bir başka şeyin lafı geçmiyordu. Bundan sonrasını da babamdan dinlemiştim diye devam ediyor anlatıcı. Ne var ki sonradan çocuklarına haber vermeksizin evi ipotek etmişti ninem. Baba evi ipotek ettirmiş. Kaç yaşında? İpotek karşılığı aldığı parayı ne yaptığını da bir sır olarak kalmıştı. Parayı ayakkabı tamircisi dostuna vermişe benziyordu. Çünkü adam ninemin ölümünden sonra bir başka kente taşınmış. Söylendiğine göre orada sipariş üzerine ayakkabı diktiği kocaman bir dükkan açmıştı. Dikkatle bakıldığında birbiri ardından iki değişik hayat yaşamıştı ninem. Kız, kadın ve anne olarak yaşadığı hayat bunlardan biri ve birincisiydi. İkincisinde kısaca bayan B olarak her türlü yükümlülükten uzak, mütevazi ama yeterli maddi olanaklarla tek başına yaşadığı hayattı. Birincisi 60 yıl sürmüş, ikincisi ise 2 yılı aşmamıştı. Beyler bayanlar lütfen dikkat.
Devamında babam yaşamının son 6 ayında ninemin normal insanlarda hiç rastlanmayan özgürce davranışlarda bulunduğunu öğrenmişti. Yaz geceleri saat 3'te kalkıp o saatte incin top oynayan caddelerde yürüyüşe çıkmıştı ninem. Ve yalnızlığında kendisine arkadaşlık etmek için eve gelen rahibi genel olarak ileri sürüldüğüne göre sinemaya davet etmişti. Ve arkadaşlar bu hikaye böyle devam ediyor ve en son cümleyi okuyorum artık size. Apansızın öldüğü nem bir sonbahar ikindisiydi yattığı odada ama yatakta değil. Pencere önündeki tahta koltukta dünyaya gözlerini yumdu. O akşam için Zeki Özürlü kızı sinemaya davet etmişti. Dolayısıyla öldüğünde kız yanındaydı. Dikkat edin, öldüğünde yanında olan kendi seçtiği arkadaşı. Evladı değil, akrabası değil. 74 yaşında bu dünyadan göçmüştü ninem. Ninemi ölüm döşeğinde gösteren biz çocuklar için çekilmiş fotoğrafı görmüştüm. Öldüğünde son bu hayata bıraktığı görüntü. Fotoğrafta ufacık yüzü kırışıklıklardan geçilmiyordu. Dudakları incecik ama ağzı büyüktü. Resimde pek çok küçük ayrıntıyı kendisinden barındırıyordu ninem. Ama bir küçüklükten ortada eser yoktu. Köleliğin uzun yıllarıyla özgürlüğün kısa sürmüş yıllarını doya doya yaşamış ve yaşam ekmeğini son kırıntısına kadar yiyip tüketmişti. Budur. İşte budur. Hikayemiz bitiyor arkadaşlar. Şimdi size burada neden bu hikayeyi seçtiğimi ve neden bunu konuştuğumuzu şöyle biraz döşenelim. Birincisi, bu hikayeyi okuduğumda ben de ilk canlanan şu olmuştu. Kaç yıl boyunca bir kız, bir kadın, bir anne ve işte bir işte eşinin kocası sıfatıyla yaşam sürmüş. Kaç yıl? 60 küsür yıl. Ve bu yıllar boyunca ne yapmış? Kahşamış bir evin hizmetçisi gibi çocuklar doğurmuş, çocuklara bakmış, eşine şunu yapmış, işte efendim yemeklerin artıklarını yemiş, onu yapmış, bunu yapmış, bunları yapmış, yaşamış. Son iki yılında ne yapmış bu kadın? Daha o uzun yıllar boyunca hayatında yapmadığı şeyleri yapmış. Ne yapmış? Bir ayakkabı tamircisiyle tanışmış. Orada başka insanlarla tanışmış. Şarap içmiş. Sinemaya gitmiş. Olmadık vakitlerde dışarıda gezmiş. At yarışı izlemek için başka bir şehre gitmiş. Kendisinin çoktan hakkı olan bir evi ipotek ettirip sevdiği bir insana vermiş. Ve bütün bu hikayeye baktığınızda evlatları tarafından, özellikle en yakın kasabada kalan evladı tarafından annemin yakışıksız davranışları. Yakışıksız. Allah Allah. Görüyorsunuz değil mi? İnsan insanın cehennemidir. İnsan insanın kurdudur diyen o İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişen işte o sürrealist, egzistansiyelist anlayışlar var ya. Buna biraz uyuyor belki ama burada şunu belki anlamamız gerekiyor. Gerçekten annelerimiz, babalarımız, evlatlar, biz gerçekten birbirimizin sahibi olmak durumunda mıyız? Bir insanın bir insana sevgisi nerede bitmeli? Nerede başlamalı? Bir insan bir insanda nerede durmalı? Bunu çok beceremeyen bir toplumda yaşadığımızı düşünmüyor musunuz? Bugün birçok anne ve baba, biz sana güveniyoruz, etrafına güvenmiyoruz, biz seni seviyoruz. Seni seviyoruz diyen anne ve babalardan nefret ediyorum. Ulan Lale, sevme. Sevme lan. Sanki elindeymiş gibi sevmemek. Benim de evladım var. Öyle kolay değil. O sevgi zaten öyle bir sevgi ki o. Yani anladın mı? O senin içine konuluyor zaten. Yani o bir maharet değil yani. Benim oğlan daha 2-3 aylıkken ben kütüphanede oturuyorum. Öyle bana birden böyle geldiler. Ulan dedim 8.000 9.000 kitabım var. Oturmuşum böyle yazıyorum, çiziyorum falan. Bundan bir 10 sene önce. Ulan dedim iki tane melek gelse dese ki aga senin oğlanın 10 tane güzel parmağı var. Parmakların küçüğünün ucundan bir tırnak alacağız. Öyle. Biz öyle yapacağız. Niyesi nedeni yok. Eğer bunu yapmamızı istemiyorsan senin bu kütüphaneyi yakacağız. Komple yakacağız. Benim kütüphaneyi, bütün hayatım mağarım orada ya. Altını çizdiğim şu bu falan filan. Bir daha falan alamam da. Maddi imkanım da yok. Ömrüm orada ya. Bütün ölümüm de orada, ölümsüzlüğüm de orada, yaşamım da orada. Size bir şey söyleyeyim mi? Saniye tereddüt etmeden
Kütüphaneyi onlara veririm. Yakın. Bu cevabı verebileceğimi varsaymam, yani 3 saniyemi almadı. Ve bir an dehşete kapıldım. Gecenin bir vakti. Oğlan tısır tısır uyuyor. Gittim bizim uşağın yanına. Vay dedim evlat. Sen nereden çıktın geldin? Bu nasıl bir istiladır? Moğol halt etmiş. Hasan Sabbah bok yemiş. Ruhumu ele geçirmiş pezemek. Canım evladım benim. Canım. Pezevenki pası kuvvetli olan anlamında kullandım. Dolayısıyla yani baktığınızda, anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir sevgi. Sevmek. Seviyorsun işte, bak seviyor. Mesele bu sevgiyle ne yaptın? Hı? Onu özgür mü bıraktın? Onun önünü mü açtın? Başına bela mı kesildin? Kendi ahlaki veya dünyevi görüşünü ona dayattın mı? Ne yaptın? Tercihlerine mi karıştın? Ne? Bunları bir düşünmemiz gerekiyor. Dolayısıyla yoldan sapmadan şunu söyleyeyim. Bir insanın bir insandaki yeri ve yurdu ne olmalı? Yani bir insan bir insanda yerleşik hayata geçerken bir nelere dikkat etmeli? Biz bunu hiç düşünmüyoruz. Anneler ve babalar ve anneler babaların üstündeki nineler ve dedeler, herkes herkesin üzerinde hak iddia ediyor. Üstelik de bu muhafazakar kesimlerde daha fazla yapılıyor diyecektim ama herhalde herkes yapıyor bunu. Şimdi yanlış anlaşılmasın söyleyeceklerim ama gözünü seveyim dine, kitaba, ilme, irfana biraz bakın. Hiçbirimizin değiliz. Benim hayatım bu hayatım. Hasta olduğumda, acı çektiğimde bunu ben çekiyorum ve ben öleceğim bu hayatı. Kendi öleceğim hayatı müsaade etsin de birileri, kendim yaşayayım değil mi? Ama yok. Hayır, değil mi? Dolayısıyla biz birbirimizin nesiyiz? Anne adı altında, baba adı altında, kardeş adı altında, amca dayı adı altında, aile ve akraba adı altında birbirini sömüren zalimleriz biz. Bunu bir düşünün bence. İki, birbirine dayanan, yaslanan, güya birbirinden güç olan, güç alan, hadi oradan, birbirini emen vampirleriz biz. Bunu bir düşünelim. Türk aile yapısı nereye gidiyor? Ya bırak Türk aile yapısıymış, bilmem neymiş. Herkesin elinde telefon var artık. Herkesin kendi odası var artık. Şu dünyayı biraz da şöyle yaşadığınız anla görün. Bizim zamanımızda, senin zamanını geç artık. O teraneleri bırak. Artık açık olmamız gereken şey şu. Herkesin kendi ölümüyle kendine raptiyelenmiş, kendine çakılmış ve bizzat da kendisinden sorulacak, acısıyla tatlısıyla kendisinde geçen bir hayatı var. Her insan kimin neyi olursa olsun işte bu hayata saygı göstermeli. Sevgi teranesini geç, saygı göstermeli. Seversin, ayrı mesele. Ama sevip de saygı göstermiyorsan ve ondan sonra da sevdiğim için diyorsan, o mahkemedeki seviyordum öldürdüm hakim bey den bir tık yukarıdasın. Veya aynısısın veya onun bir tık altındasın bile belki. Bu kadar, bu. Sen bir üçüncü sayfa haberindeki zavallısın. O yüzden insanın insana saygısında hudut nedir? Haddi nasıl tayin etmeliyiz? Şu, hepimiz birbirimizin bir kendimize aitiz ve birbirimize de ait olduğumuz yanlarımız var. Korkmasın kimse. Bir insanın kendi olmayı başarması, kendisi olması bu kadar korkulacak bir şey değil. Merak etmeyin. Bunu bir halledelim. İki, özgürlük deme. En çok istediğimiz şey, en çok da korktuğumuz şey. Kendimiz mevzu bahisken sıkıntı yok ama bir başkası mevzu bahisken ne kadar çifte standardın, yalancılığın ayyuka çıktığı bir veil deresi. Veil deresi rivayet odur ki cehennem 7 kat, 7 katta insanların etleri cazır 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 pişiyor. O etlerden damlaya damlaya oluşan bir dere veil deresi. Azabın en kralı orada. İşte o veil deresi tam olarak özgürlük denilen deryada atıyor. Nasıl bir derya o? Mesela ben özgürüm ve bu özgürlüğü kullanıyorum. Örnek vereyim, mesela ben bir aile babasıyım, özgürüm. Kafama göre işte kazanıyorum, yiyorum, içiyorum, takılıyorum, ediyorum. Ondan sonra da özgürlük noktasında kendi yaşantılarımla sere serpe yaşıyorum. Özgürlüğümün dayanakları var. Çalışıyorum, kazanıyorum. Benim çalıştığım para bilmem ne şu bu falan filan, geliyorum gidiyorum. Hikayeleri biliyorsunuz. Evde evladım var, hanımım var. Herkesin başına Nemrut kesilmişim. İblisin önünde gideneyim ben.
benim özgürlüğüm onların özgürlüğünün engeline dönüşüyor. Onların esaretine dönüşüyorum ben. Çünkü kendi özgürlüğümün içerisinde ne var biliyor musunuz? Onların özgür olmaması var. Benim özgürlüğüm onların esareti haline dönüşüyor. Mesela böyle bir baba düşünün. Ya da böyle bir anne düşünün. Ya da her şeye hakkı olduğunu zanneden şımarık ve özgür bir veledin sürekli anne ve babasını üzdüğünü düşünün. Onun özgürlüğü bu sefer anne babanın esaretine dönüşüyor, değil mi? Değil mi? Burada çözmemiz gereken nokta şu. Üniversite yıllarında tek başıma evde kalıyorum. Tabii ki maddi imkanlarım kısıtlı olduğu için ama başka insanlarla da aynı evde yaşamak biliyorsunuz sıkıntı. Arkadaşlarımı eve aldığımda 4 kişiye çıktı ev. Ne kadar fazla insan o kadar fazla arbede ve o kadar fazla da anlaşma çeşitliliği demek bu. Dolayısıyla anlaşamama da çeşitliliği oluyor. Arkadaşlara tek bir şart söyledim. Burada dedim tek bir ev yok. Burada herkesin odası kendi evi. Herkes kendi odasında istediği gibi özgür. 4 ayrı ev gibi düşünün dedim. Ama özgürlüğünüzün rengi, özgürlüğünüzün sesi, özgürlüğünüzün kokusu, özgürlüğünüzün tercihleri kalkıp da hemen yan odadaki benim özgürlüğümü tehdit eder hale gelir ise, beni sıkıntıya sokarsa buna yönelik şikayetim ciddiye alınacak bir. Herkes bunu ciddiye alır. İki, böyle bir durumda o kişi kendisi evden gidecek yoksa 50 sopa. Niyete celdeten 100 sopa. Allah ne verdiyse. Ve emin olun 2 ay içerisinde sayımız 2'ye düştü. 2 kişi, geri kalan 2 kişi güzelce dövdü çünkü yanlara gitmedi. Paketledik, gönderdik. Ve ikimiz, 2 arkadaş maddi sıkıntılar çeke çeke ama özgürlüklerimize saygı duya duya, dikkat ede ede ilerledik. Dolayısıyla ninemizin yakışıksız davranışlarındaki son kısma gelelim. Yaşam ekmeğini sonuna kadar yemek. Hepimizin hakkı değil mi? Kimse somununu başkasına vermesin aga. Ha, vermek zorunda, o zaman da mızmızlanmasın. Hikayeyi geçin yani. Ve ben size şu soruyu sorayım. 60 küsür yıl bir yanda, 2 yıl bir yanda. Nineye sorsak desek ki, sevgili nine, haçan bu dünyada bu kadar yaşadın. Hangisi desek? Sizce 60 küsür yıllık hayatından mı bahseder, 2 yıllık hayatından mı? Cevabı biliyorsunuz. Ve bu cevaptan hareketle de şunu soruyorum ben size. Gönül var ya gönül. Hani anladın mı? Gönül var ya, heves var ya heves. Heh. Onu gezdirdiğin, dolaştırdığın, eğlendirdiğin ne yapmış ki nine? Heh. Anlatabiliyor muyum? O yüzden arkadaşlar bu hikayeyi ve bu hikaye bağlamından çıkaracağımız kıssadan hisseleri uzatabiliriz ama biliyorsunuz yani bu mecrada maceramız belirli sürelerle ve belirli yoğunluklarla olduğu için bizim her bir konuyu ele almamız ve size bunu aktarma biçimimiz bu budur, böyle ele alına ve dahi destursuz bağa girilmeye şeklinde değil. Şu yani bir dürtme, böyle bir ufak deliğin ağzında gezinme, sokma falan yok, yanlış anlaşılmasın. Öyle bir gıdıklama, hacım ne dersin ya falan. Falan hani anladın mı, böyle dürtme ve bir tik dokunması falan gibi şeyler. O yüzden de mevzuyu fazla uzatmadan sizi ninemin yakışıksız davranışları öyküsünde o 2 yıllık hayatı yaşayan ninenin ve yaşam ekmeğini sonuna kadar yiyenin ve kocasının ölümüyle 2 yıllık hayat. O 2 yıllık hayatı yaşayamayabilirdi, bakın bir düşünün. Kocası vefat edebilirdi. Kocasından önce o vefat edebilirdi. Bir düşünsenize, yaşanmamış o 2 yılda yine bu dünyadan gidebilirdi. Bir düşünün Allah'ını severseniz. Bu sizi dehşete düşürmez mi? Bir düşünün ya. Sizin yüzünüzden özgür olamayan insanları düşünün. Ya da kendisi yüzünden özgür olamadığınız insanları düşünün. Yani bir an önce kendinizi düşünmeye başlayın. Ve abone olun. Hiç beklemediğiniz anda uyarı gelir. Son olarak sözlerimi şöyle bağlıyorum. Özgürlük tehlikeli bir şey değildir. Özgürlük zor zanaattir. Öyle kolay bir şey değildir. Ama bir yandan kendi olmayı başarmamızın da en önemli kitabı ve o kitabın sayfaları özgürlük denen kitapta. O yüzden bu kitabın sayfalarını çevirmeye lütfen müsaade edelim. Korkmayalım, korkutmayalım, sevelim, sevişelim. Gerçekten tam da şu anda sen ey oradaki 20 yaşındasın, 60 yaşındasın, 30 yaşındasın, kızsın, erkeksin veya işte osun, busun, şusun, isimlerin şimdi aklıma gelmedi.
neysen nesin işte. Yani işte ne bileyim işte param var, zenginsin, yakışıklısın, işte ne bileyim çok çirkinsin, işte gamburun var, sakatsın ya her neysen işte. Varoluşunun şu anki halinde sana bir imkan veriyoruz. Özgürsün. Bunu sana diyen de herhangi biri değil ha. Ya özgürsün ya. Böyle bir kanun, böyle bir vahiy iniyor adeta. Bu adam özgür olacak. Bu kız özgür olacak. Bu birey özgür olacak dendi. Bize özgür olduğun anda yapacağın, hiç düşünme yok ama. Burada kalkıp da böyle uzun uzun. Çünkü bu öyle bir feveran, bu öyle bir feryat, bu öyle bir yırtık dondan fırlama, bu öyle bir karpuz çekirdeği ki pıt diye atan. Heh. Bir anda bize böyle özgür olduğunda yapacağın ilk, yani sıralaması da önemli değil ama hani böyle bize mesela 10 fazla mı olur patron? 5? 5. Hayrul umur evsatuha. Yolların hayırlı olanı orta olanıdır. Tamam 5 olsun. Bize 5 tane özgür olduğunda yapacağın şeyi söyle. Yalnız ince bir detay. Sen bu 5 tane özgür ol, yani özgür olunca yapacağın şey var ya, bu 5 şey başka insanların özgürlüğüne mal olmayacak yalnız. O kıstası atlama. O yüzden başkalarının özgürlüğüne çerçöp olmayacak, onların önünü tıkamayacak şekilde sadece senin kendinin 5 tane özgür olduğun anda yapacağın şeyleri bize sırala ve biz de diyelim ki yahu bu ne özgür olma isteğidir aman Allah'ım deyip gözümüzü senden alamama neticesinde gözümüz dönsün. Öyle bir gözümüz dönsün ki sana güzel kitaplar gönderelim. Mesela hangi kitapları gönderelim noktasında ilk defa risk alıp kitabı sen belirle deme aptallığına girmeyeceğim. Hayır hayır hayır, patron da kafayı sorar. Öyle bir şey yok. O kadar özgür değiliz çünkü. Olsa biliyorsun dükkan senin. Dükkan bizim bile değil ki sana nasıl verelim. Bak işte özgür olamayınca şey yapmıyor. Evet sana ne verelim? Sana şey yapalım ya. Özgürlükle ilgili özgürlükle ilgili olmak zorunda değil. İlla onunla konuştuk diye ne olacak? Sana Jack London'ın Martin Eden romanını verelim. Neden biliyor musun? Jack London'ın o romanda mesela şimdi aklıma geldi. O romanda o kendi otobiyografik romanı, onun yazar oluş hikayesini anlatıyor. Bunu aynı zamanda belki bir özgürleşme hikayesi olarak da düşünebiliriz. Güzel bir kendini gerçekleştirme romanı okuyarak belki de kendine bir özgür olma kılavuzu. Gerçi özgür olmanın da kılavuzunun olması ayrı bir esaret konusu. Zaten mutlak özgürlük diye bir şey de yok. Özgürlük zaten bir kelime bile olabilir sadece de. Onlar uzun meseleler. Onları sonra konuşuruz. Martin Eden, Jack London'dan, Türkiye İş Bankası yayınlarından iyi çevirisidir. Ondan hocam zat halinize takdim edelim inşallah. Selametle kal. Abone olmayı unutma diyeceğimi sandın değil mi? Demiyorum. Artık.